Arçelik Divide & Cook fırınım sayesinde hem balığı hem eti kokuları birbirine karışmadan nefis bir şekilde pişireceğim. Burada 300 gram kıymam var. İlk olarak fırınımı ayarlayacağım. Üstünü balık için ızgarada 200 derece, altını ise fanlı olarak 220 dereceye ayarlıyorum. Gelelim etimize. Burada 300 gram dana döş kıymam var. Yaklaşık 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı da karabiber koydum. Tahtamda güzelce yoğuracağım. Kolot peynirim var. Ondan böyle uzun şeritler alıyorum. Bu güzellikleri etimle çok güzel karıştıracağım. Direkt bu tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Çok azıcık bir işlemi kaldı. Şimdi kıymam böyle hazır. Üzerine basit bir tane de sosum var. Biber salçam var. Birazcık içerisine de tereyağı koyacağım. Ocağımı açıyorum. Tavuğun tanı opsiyonu var. Ona basıyorum. Hemen gördü. Bir çorba kaşığı tereyağı koyuyorum. Bir çorba kaşığı biber salçam var. Onu da ekliyorum. Ve içine yarım bardak kadar ılık su ekliyorum. Etin üzerine koyuyorum. Çeri domateslerim var. Onları da böyle ortadan keserek yerleştiriyorum. Bibersiz olmaz. Bol bol yerleştiriyorum. Tepsi kebabım fırına girmek için hazır. Fırının en altına yerleştiriyorum. 220 derecede yaklaşık 25 dakika içerisinde mis gibi pişmiş olacak. İki tane levreğin böyle fileto çıkarılmış hali var. Bunları önce tepsiye yerleştireceğim. Tepsimi azıcık yağlayacağım. Balıklarımı bunun üstüne böyle önce diziyorum. İki diş sarımsağım var. Çok azıcık tuz ekliyorum. Birazcık karabiber, birazcık üzüm, bir avuç kadar dolmalı fıstık ekliyorum. 5 çorba kaşığı kadar da zeytinyağı ekliyorum. 3 çorba kaşığı kadar da soya sosu ekledim. Limon kabuğundan faydalanacağım. Balığın üzerinde ince ince çizikler atıyorum. Sosun böyle güzelce üzerine yerleştiriyorum. Ortalığı da topladıktan sonra 8 dakika içerisinde hem etim hem balığım hazır ve nazır.